Hello seller. NBA Live'a hoş geldiniz. Bu kaçıncı bölüm hiç bilmiyorum ama iyice kendime gelmeye başladım yani. Numara 31. Keroşero. Neydi? Köksal Targaryen. Oyuna hazır. Burada bayağı NBA'den scoutlar olacakmış. ESPN'den bakacaklarmış falan. Önemli bir oyun. Ama önemli oyunu siktir edin. Hadi bu arana çocukken ne yapmış öğrenelim. Çünkü gerçekten çok önemli. Aa, öğrenmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Sonunda. Ya artist misin arkadaşım? Aa, kısa boylu, inanmıyorum. Kardeş geldi bana. Hadi oynayalım onunla. Okey. Güzel, intro yok abi, direkt işe başlıyoruz yani. Bu sevdiğimdir. Kendimi bir ara zenci sandım. Bir an. Trebian. Hop hop hop. Okey. Aslında benim stratejim oydu hani. Son anda gelip adamı bloklamaya çalışacaktım da. Onu yapmak için kesinlikle hızım var aslında. Ya 4 puan kırma bari be. İnsan ol bari be. Okey. Çok kızamıyorum, o benim saçmalığımdı çünkü. Abi scoutları izlerken böyle saçmalamayayım en iyisi. Hadi! Olmadı be. Gibi... Gerçekten hiç oynayasım gelmiyor, böyle o kadar çok puan kırıyor ki bütün hevesimi kırıyor oyun yani. Her şey için çok fazla puan kırıyormuş gibi hissediyorum. Ve hani... Puan almak imkansız gibi böyle. Değil ama öyle hissediyorum şu an. Her oynadığımda bilmiyorum yani. Bu en büyük problemlerinden bir tanesi. Belki ileride daha iyi olunca oyunda geçer. Ama şu an öyle düşünüyorum yani. Al şunu, uzun adam. Nereye gidiyorsun uzun adam? İçeridesin diye gir at diyecektim işte. Ya. Tamam, Bachelor Selection falan da nasıl girmez ya? Hani NBA'de oynamaya hazır diyorsun bu adama. Potanın dibinden shot atamıyoruz. Abi yani dediğim gibi baksana, en ufak bir hata için puan kırıyor yani, çok fena. Ah sonunda. Bir iyi şey yapabildik. Yes. Arkamızda Honda şey mi var lan? Oh oh oh. Hayır. İstediğim yere gitmedi. Şimdi kurtarmışız gibi gözüküyor bunun. Oo, 5'e 2 mi? Acilen toparlamamız lazım oyunu. Hayda. Play of the game. %100 play of the game onu gösterecek. Önce benim adamlar gelsin. Ya da gelmelerini beklemeye gerek yok. Gelmelerini beklemeye gerek yok. Benden başkası garanti şekilde puan atamayacağı için. Ne gidecekti puan var ya. Sinir olacaktım. Al bakalım. Gir bakalım içeri. Aynen işte. Üst seni kullan biraz. Güzel. Ho ho. Aa. Oh, evet, çok muhteşem. Ve bad drive abi. Eksi 5 puan. Ho. Ha, bir dakika. Benim adamım değilmiş. Korkmaya gerek yok. Ama benim adam olacak. Teşekkür ederim oyun. O puan kırmadığın için. Artık bırakırdım yani oyunu. Son bölümde olsa da. Oh! Muhteşem. Değil. Tamam. Peki. Açık shot yaptık en azından. O bir işe yaradı. Adamım ha. Sürekli değiştirip durum alan oyun.
Hadi çok ileri. Ha. Oh muhteşem. Defansı çok güzel oynuyor takım. Tebrik ediyorum. Aha da yakaldım. Hadi be tamam. Daha farklı bir senaryo vardı benim aklımda. O şatı yaparken. Bekliyorum. Hav bek abi bir köşeye bakayım dedim. Adam içeri girmiş ya. Okey, geri gelinmeyecek bir oyun değil bu. Al bakalım. Oo üçlük mü? Aa üçlük. İşte bu ya. Takım oyunu oldu işte bu. Ne ki onu yapmam gerekiyormuş yani. Muhteşem. Sayılır. Nereden alacaklar? Oradan tamam. Benim adam almayacak yani. Oyunu değiştirecek aynen. Zamanı kalmadı. Of. Yani içeri girdi adam tatile çıktı resmen içeride. Dur bak içeri doğru gireyim. Öyle mi? Yani. Biraz orada. Şansa hani. Çok dribble diyorsun. Sırf bir pas atmak için niye bu kadar uğraştın yani? Güzel. Var. Ben birisine pas vereyim bu sefer. Pas vermeyecektim, şut atacaktım ama açıktı adam üçlük için. Ne yaptın ulan? Kardeş. Glover kardeş. Abi tam geçecektik adamları. Tam tiebreaker yapacaktık olmadı. Anam. Of of. Neden? Evet, bunu kabul ediyorum. Panik yaptım orada ve batırdım. Aa yine soktu işte. Abi şu an geçmiştik işte. Hata üstüne hata nasıl satayım? Ne yapsam? Aha. Peki tamam. Asist deneyeceğim yine. Bundan sonra planım o. Nasıl gider? Kim bilir. Biz adamlarım önce yerine geçsin. Okey. Sana bir daha pas vermesem abi. Geçen sefer güzel şeyler yapmamıştın. Hallet. Fırlat abi şutu. Fırlat. Denedin abi. Yani zamanın geçmesini beklemeseydin. Bir şey değişmeyecekti çünkü ama. Şu pas verme konusu hala çok korkutucu benim için. Farklı bir şekilde veriliyordu sanki. Yes. Hani sadece X tuşuyla değil de diğer tuşlara basarak da. Abi ben ilerleyeyim biraz hani adamım yavaş yavaş isabetliliği artsın. Kimse durduramayacak yani. Ah bak yanlış adam attım yine. Neyse. Oldu. Geri gelebiliriz abi. Olabilir yani. Hala umut var. Şu adamları bloklamak imkansız. Blokladım ama. Haha. Of, üçlük mü? Değil. Oo! Defensif asist varmış lan. Böyle bir şey olduğunu yeni öğreniyorum. Kullanırım onu.
geçtik ama sokabilecek miyiz, sokacağız da. Güzel. Oh hello seller, NBA Live'a hoş geldiniz. Bu kaçıncı bölüm hiç bilmiyorum ama iyice kendime gelmeye başladım yani. Huh. Numara 31, Keroşero. Neydi? Köksal, Köksal Snow, Köksal Targaryen. Oyuna hazır. Burada bayağı NBA'den scoutlar olacakmış, ESPN'den bakacaklarmış falan. Önemli bir oyun. Ama önemli oyunu siktir edin. Hadi bu arana çocukken ne yapmış öğrenelim. Çünkü gerçekten çok önemli. Aa, öğrenmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Sonunda. Ya artist misin arkadaşım? Aa, kısa boylu, inanmıyorum. Kardeş geldi bana. Hadi oynayalım onunla. Okey. Güzel intro yok abi. Oh hello seller, NBA Live'a hoş geldiniz. Bu kaçıncı bölüm hiç bilmiyorum ama iyice kendime gelmeye başladım yani. Huh. Numara 31, Keroşero. Neydi? Köksal, Köksal Snow, Köksal Targaryen. Oyuna hazır. Burada bayağı NBA'den scoutlar olacakmış, ESPN'den bakacaklarmış falan. Önemli bir oyun. Ama önemli oyunu siktir edin. Hadi bu arana çocukken ne yapmış öğrenelim. Çünkü gerçekten çok önemli. Aa, öğrenmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Sonunda. Ya artist misin arkadaşım? Aa, kısa boylu, inanmıyorum. Kardeş geldi bana. Hadi oynayalım onunla. Okey. Güzel intro yok abi, direkt işe başlıyoruz yani. Bu sevdiğimdir. Kendimi bir ara zenci sandım. Bir an. Trebian. Hop hop hop. Okey. Aslında benim stratejim oydu hani. Son anda gelip adamı bloklamaya çalışacaktım da. Onu yapmak için kesinlikle hızım var aslında. Ya 4 puan kırma bari be. İnsan ol bari be. Okey. Çok kızamıyorum, o benim saçmalığımdı çünkü. Abi scoutlar izlerken böyle saçmalamayayım en iyisi. Hadi. Ne olmadı be. Gibi. Gerçekten hiç oynayasım gelmiyor. Böyle o kadar çok puan kırıyor ki bütün hevesimi kırıyor oyun yani. Her şey için çok fazla puan kırıyormuş gibi hissediyorum. Yani puan almak imkansız gibi böyle. Değil ama öyle hissediyorum şu an. Her oynadığımda bilmiyorum yani. Bu en büyük problemlerinden bir tanesi. Belki ileride daha iyi olunca oyunda geçer. Ama şu an öyle düşünüyorum yani. Al şunu, uzun adam. Nereye gidiyorsun uzun adam? İçeridesin diye gir at diyecektim işte. Ya. Tamam, Bachelor Selection falan da nasıl girmez ya? Hani NBA'de oynamaya hazır diyorsun bu adama. Potanın dibinden shot atamıyoruz. Diyor sakatlığı yüzünden düşecek işte falan diyor yani. Draft maç falan yapmıyor muyuz? Yapıyor mu? Bilmiyorum. Bu oyun hakkındaki neyi biliyorum ki ben? With the first pick in the 2017 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Markelle Fultz. Hey! With the second pick in the 2017 NBA draft, the Los Angeles Lakers select Lonzo Ball. Abi herhalde şimdi ratinglerimiz olaya giriyor değil mi?
Acaba hepsinde 100 falan yapan biri olsa birinci alınır mı? Sanmıyorum. Neyse. 10 yıl beklemek istemediğim için geçiyorum. Oo! Ne? Sacramento Kings! Kerochero! 10 numara olacağımı bilmiyordum lan, bu ne böyle? Bok gibi oyna. The draft is over and your comeback is complete. Gerçekten comeback'ti yani. You tested your game on the streets and now you've made it to the NBA. But your rise has just begun. Daha yeni başladı her şey. Remember, greatness doesn't come easy. But by choosing your own path, it's always within reach. So, are you ready to be the one? Whew. Okay. Abi düşündüklerimi söyleyeyim ben. Oynanışa geleceksek NBA'den çok farkı olduğunu görmedim ben açıkçası. Yapay zeka biraz daha zordu, özellikle defans konusunda beni bayağı zorladılar. Ama dediğim gibi ben ne basketbol konusunda o kadar bilgiliyim ne basketbol oyunları konusunda o kadar bilgiliyim. Herhalde adamın mezik olduğu için ağzımı kırdılar sürekli seri boyunca. Şimdi ben güzel oynadığımı düşünmüyorum. Bir şekilde 10. draft pick oldum. Büyük ihtimalle hikayede herkes 10. draft pick oluyordu değil mi? Öyle bir şey vardır. Hikaye gelmişken, hikaye benim hiç hoşuma gitmedi ya. Yani güzel, fena değil, orta derece. Ama yani hani yarım yıl böyle bütün şeyleri tanıttı falan. Arenaları tanıttı, umurumda değildi. Şu iki adamın konuşması hani güzel, eğlenceli de. Kendi karakterimize hiç derinlik vermiyor. Yani hiç inandırıcı gelmiyor. Mesela NBA oyunlarında sevdiğim şey, neredeyse her şeyi kendi karakterinin perspektifinden falan görüyorsun yani. Burada tek kendi karakterinin perspektifinden yaptığın şey mesajlaşmak böyle menajerinle. Hani menajerim kim, şu kim, o kim hiç bilmiyorum. Ama oyunun kendisi eğlenceli, fena değil. Yani %100 kesin bir yorumda yapamıyorum. NBA 2K Live'ı da bir... 2K Live... NBA 2K 18'de bir oynayayım. O zaman bu oyun hakkında %100 yorum yapabilirim. Ama fena değil, fena değil. Büyük ihtimalle pahalıdır. Pre-order mı diyorsun? Bakayım kaç paraymış, bakabilirsek çok hoş olur. Abi ucuzsa almayı düşündüğüm bir oyun. Ucuz değilse ileride indirime gelince alacağım bir oyun büyük ihtimalle. Aynen 180 TL'ymiş. Fena değil, fena değil. NBA 2K17'yi de 18'i de test edeceğim. İkisi arasında hangisini en çok beğenirsem onu alacağım. Ve serisini bile yapmayı düşünüyorum aslında. Neyse. Umarım çok insan sinirlendirmemişimdir. Çünkü ben bir şey yeni başladığımda bayağı kötü oluyorum hani, ama alıştığımda işler yoluna giriyor da bir şeye başladığımda bayağı kötü olabiliyorum. Siz ne düşündünüz abi? Söyleyin bana. İlk basketbol serimde bir şey mi geldi bana? Ha, anladım, tamam. Maç oynayınca ödül olarak geliyormuş bunlar. Farklı kıyafetler falan. Hah. Okey. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben birkaç oyun daha oynayacağım herhalde. Aynen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve... Hoşçakalın.